Yusuf Bey'in tavrına ne diyeceksiniz? Bugün hanımları biraz çıldırtıyor. Ya o aslında birazcık bilerek yapıyor ama dün de aynıydı. Yani bugün değişmedi. Yusuf Bey'in tavırlarını doğru buluyor musunuz? Yani biraz fazla gidiyor üstlerine ama o da programın verdiği şeyden bence, heyecandan. Mine Hanım'ın çorba yorumuna ne diyeceksiniz? Kadir Bey bitirdi, ben bitirdim. 3 kişi beğendi ama o beğenmedi. Neden acaba? Şimdi bu benim hiç hoşlandığım bir görüntü değil. Hiç ellemeden göstereceğim. Şimdi bu sulanmış ya. Evet, benimki de öyle. Hiç hoşlandığım bir şey değil. Yoğurdun sulanmaması gerekiyor. Süzme yoğurt kullandım özellikle ve karıştırarak koydum. Ama ikisi de yağda kavruluyor ekstra. O yüzden o zaman yağda tam suyunu çekmemiştir. Hani yağda kavururken böyle iyice bir suyunu çektirir. Vallahi yanmaya yakın aldım. O zaman bu su nereden geldi? Yani yoğurt kese yoğurdu, iyice çekti. O zaman su nereden geldi? Sebzenin suyudur. Bir yerden gelmiş. Çekti diyor ya kavururken. İçinde pancar var ya, pancar da zaten... Yorum yaptım. Yapmayın. Sebzenin suyu yapmayın, dedim. Yapmayın, masa tamam, sizin siz değil. Tamam, siz karışmayın o zaman. Ben Yusuf Bey'e zaten lütfen cevap verebilirim ama siz de her şeyi ama atlıyorsunuz. İhtimal, onu ama söylüyorsunuz hayır, ama siz de atlıyorsunuz hanımefendi. Ben bugün sizi savunuyorum, farkında değilsiniz. Hayır tamam, ben cevap... Ama tam böyle cevap verecekken siz birden giriyorsunuz da ben konuşamıyorum. Sizi masada bastırıyor, farkında değilsiniz. Mine Hanım, tamam, ben sonuna anladım sizi. İhtimal eki ekledim. Sebze suyudur. Biraz yemek yiyin, susun. Bugünkü masamızda ev sahibi açıkçası Nurşah Hanım mıydı, Yusuf Bey miydi? Ben hiç anlamadım kendi adıma. Yani sürekli Yusuf Bey konuştu, Nurşah Hanım'ı savunmaya çalıştı. Onun da hoşuna gittiği için onun susturulmasını tabii ki kabul etmedi. Ama biz ev sahibinin kim olduğunu anlayamadık. Nurşah Hanım kendi yaptığı şeyleri hiç savunamadı bugün. Yusuf'un çok konuşması Nurşah'ın tabii ki işine geldi. Çünkü Nurşah kendini savunamadığı için Yusuf onun namına sürekli konuştu. Bugün ev sahibi Yusuf mudur, Nurşah mıdır anlamadım ben. Zara sıcakları nasıl buldunuz efendim? Zeytinyağlı yaprak sarması gerçek bir zeytinyağlı olmuş mu? Şimdi elinize sağlık. Afiyet olsun. Öncelikle ikinciyi yerken maalesef ki içinde limon çekirdeği vardı. Ağzım zehir oldu maalesef. Çıkarmak da istemedim. Evet, hoş bir şey olmayacağı için. İçine limon sıkmadım ki. Ama peçeteyi ağzınızda vardı. Tutarak keşke bize ya katlasanız. Ya size ne? Ben yemek davet masasında peçete ağızdan çıkarma. Yemek ağızdan çıkarma. İçinde de limon çok iç yarışmacı mı gördüm. Evet. Sen limon bize göstermeden yapabilirdiniz. Yok. O zaman kuş başka bir var. Şeydi. Yok, üzüm değil. İnandırıcı yani değilsiniz. An... Tamam lütfen. Siz benimle konuşun. Ben dinliyorum sizi. Ben şu an ama çok sinirleniyorum gerçekten. Çünkü sürekli lafımı kesip saçma sapan şeyler söylüyorsun. Hayır, Yusuf Bey. Bana şu an yorum soruldu ve ben ona cevap veriyorum. Lütfen ya. Benim araya girmeme sürekli kızıyorlar ama kendimi tutamadım. Bozmaya devam etmem ama kendi bildiğimi yaptım. Yanlış bir açıklama ve yanlış bir hareket gördüğüm an ben müdahale ederim. Tamam, sakin Ayşegül Hanımcığım. Yusuf Bey müsaade edin lütfen, evet, yorumunu yapsın. Ama bu kadar değil yani. Sizin. Tamam, buyurun, tamam. Buyurun Ayşegül Hanım. Ben dinliyorum sizi, buyurun. Ben sarmayı beğenmedim. İçini o kadar az koymuşumuz ki yapraktan yani pirincin o şeyini bile alamadım. Bana göre zeytinyağlı dediğim gibi ekşi olur ve çok yani zeytinyağını hissetmem gerekiyor. Ben beğenmedim. Şu yoğurtlu mezenin görüntüsü ve suyu dediğim gibi beni zaten çok rahatsız etti. Hiç hoş gözükmüyor. Onu da beğenemedim. Kusura bakmayın. Elinize afiyet sağlık. Olsun. Peki, afiyet olsun. Güneş Hanım. Ben de görüntü gibi lezzetini de beğenemedim. Neleri beğenmedin? Bir de onları açıklarsan çok iyi olur bizim için. Mezeyi beğenemedim. Görüntü gibi lezzeti de yok. Tuzu hiç yok gibi, çok hafif. Mezeyi beğenemedim. Görselde, lezzet olarak da hiç hoş değil. Tat alamadım. Sarmada da zeytinyağlı dedikleri gibi, zeytinyağlı gibi gözükmüyor. Dediğim gibi bizde de parlak olur dışı. İki çay bardağı kadar zeytinyağlı ama içinde. Hiç parlaklık gözükmüyor ve içinden de lezzet alamadım. Pirinçlerde lapa olmuş gibi geldi bana. Hani yani yumuşak, çok yumuşak geldi ve lezzet alamadım. Maalesef hiç beğenemedim. Afiyet olsun. Evet Mine Hanım. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Dolmanın içine hiç baharat atmamışsınız. Baharatı hiç al. İçinde o kadar fazla baharat kastınız nedir mesela baharatlarken? İçinde ne yok mesela? Nane yok. Yeşil soğan yok. Bol yeşil kuru soğan. Evet. Yeşil soğan. Evet. Yeşil soğan doğranır. İlk defa. Yeşil soğan. Hangi yerde bu? Hani hangi maydanoz. Yerde? Biz öyle mi yaparız? Bol yeşillik, maydanoz.
taze soğan, bol kuru sizin soğan, nane. Olmadığım için bir içinde bir yemek baharat kaşığı. Yok. Lütfen, baharat yok. Ben size söyleyeyim. Hı. İçinde bir dolu yemek kaşığı nane var. Hı. Ama ondan alamadım. Sonra yeni bahar var. İçinde kimyonu, karabiber, hepsi bak, iki var. İki tane yedim. İki tane yedim. Yeşil bir tane rahatsız ediyorsunuz. Anlayabilmek için. Var. Anlayabilmek için iki tane yedim. Bölebilir miyim? Bölemezsiniz. Böleceğin. Bölemez. Yeşillikten bahsettiniz. Dün ana lütfen. Yemeğinizin yanında yeşillik lütfen. Yoktu. Yusuf Bey. Dün ana yemeğiniz lütfen. Neydi sizin Milan'ın? İskender kebaptı. Biber vardı. Tadına salata baktınız yoktu. Mı? Ana biber yemek vardı. Içinde, tadına salata baktınız yoktu. Mı? Bir çatal yemeniz gerekiyordu. Ben onca unuttum uyarmayı. Onca yeşillikten bahsediyorsunuz. Biberi yediniz. Çelişiyorsunuz. Biberi yediniz mi? Çelişiyorsunuz. Neyi çelişiyorum? Ben size yanında salata demeye çalıştım. Mina Hanım ne dedi siz salataya gittiniz hayır, onu anlamadım. Onca içinde yeşillikten bahsediyor. Soğan tamam. Olur, maydanoz olur. Evet. Bilmem saydın. Madem bu kadar yeşilliği olur, seviyorsunuz. Taze nane olur, taze soğan olur, kuru bol kuru soğan olur. Yeşilliği seven birisiniz ve yeşil de giymişsiniz. Evet. Ne güzel bütünlemişsiniz evet, ama. Sizi ne ilgilendiriyor pardon? İlgilendiriyor demek, ilgilendiriyor bakın, demek için demedim. Yapmayın. Bakın, yapmayın. Yeşillik bekledim ben sizden. Lütfen. Neyi yapmasın sakın kız, sen de ültepiyorsun. Sinirlerimi zıplatıyor. Ha sinirlendirme beni mi demek istiyorsun? Yani lütfen diyorum. Ama bak, yeşillikten lütfen. Bahsediyor, kibarcı, masasında diyorum. Yeşillik yoktu. Kibarcı lütfen diyorum. Buyurun. Bugün bu masayı konuşuyoruz. Dün konuşsaydınız madem. Söyledim ama. Tamam, bitti. Bitmeyecek. Dün de kalmasa. Devam edin. Bitmeyecek. Dün hiç tamam. Konuşmayalım o zaman. Harika, şey buyurun. Ben sizinle konuşuyorum. Buyurun. Tabii dinliyorum. Dolmanızı beğenmedim. Hiç baharat tadı alamadım. Samimiyetle söylüyorum alamadım. İzlediğinizde göreceksiniz çok fazla baharat var aslında. Olabilir ve içini gerçekten az koymuşsunuz. Evet bence o tadı yani oradan alamadım. Yani onu hissetmek ondan, iki tane yedim. Gerçek samimiyetle söylüyorum. Evet taze yaprak tadı var, ekşiliği var. Evet parlak değil ve hı-hı. Bizim orada yani ben kendi yöremden bahsedeyim yani geldiğim yerden hı-hı. Bahsedeyim. Biz bunu etli yaparız. Yani bu boyuttakiler o bambaşka tabii ki. Ha yani. Peki. Zeytinyağlı aroması alamadınız doğru. Alamadım. Hayır. Zeytinyağı tadı da geçelim. Alamadım. Özür dilerim. Estağfurullah. Mezeye geçelim. Mezede de tuz yok. Hiç tuz koymamışsın ablacığım. Maalesef. Hiç tuz yok. Niye güldün Yusuf? Tuz yok dedi. Tuza takıntısı var hanımefendinin. Bize tansiyon hastası değilim demek istiyor aslında. Valla tuz yemeden de tansiyonum yükselebiliyor şu anda. Ya. Evet. Yusuf Bey mi dokundu? Evet, fazlasıyla. Ama o kadar tuzlu bütün değil. Ben çok tatlıyımdır bu arada. Mina Hanım. Deniz gibi. Evet, denizi içemezsiniz. Ben çok tatlı bir insanımdır. Tuzlu değil, tansiyonu yükseltiyor, şeker yükseltiyor. Deniz suyu için genelde ne içilir ne vazgeçilir diyorlar ya. Biz öyle Bey'den bir şey vazgeçemeyeceğiz herhalde. Galiba. Yok yani. Peki geçelim mi? Enzim ana yemeğimize. Beğenmedim, sağ olun. Evet, genel olarak. Yorumumu yapmadım. Yani. Evet, Yusuf Bey sormadınız. Fırsat geldi. Yeşil Bey'e saymaktan fırsat geldi. Siz bize müdahale etmekten bizi konuşturmuyorsunuz hayır, ki. Hayır, yeşillikleri biz saymaktan fırsat gelmedi. Bakın, biz bir konuşalım. Ondan sonra sıra size gelsin. Siz o zaman tamam. Bizim söylediğimiz cümlenin üstüne yorum yapın. Şu an sıra bana geldi ki böldüm. Yapın. Bölmeyeceksiniz işte. Bölmek için geldim. Tamam, bölersiniz de saygı böyle. Saygı çerçevesi içerisinde yorum böldüm. Masadan kalkar tabaklar. Hiçbir şekilde müsaade etmedim. Kalkmasına müsaade etmedim. Yorumumu buyurun yapmadım. Buyurun Yusuf Bey, sizi dinliyoruz. Katılıyorum ilk defa Ayşegül Hanım'a sulu. İlk defa. Bir şey söyleyebilir miyim bu sulu konusunda cevap olarak? Ben bunu buna koymayıp da yanına koysaydım bu sefer su dediğiniz. Tabii ki de sulanabilir, yoğurtlu bir şey bu. Karıştırdım. Hani ya, buraya koymuş olsaydım. Görüntüde de suyu görebiliyorum. Ağızda... O zaman akmış olacak. Sadece sulu olduğuna katılıyorum. sarma tuzsuz. Zeytinyağlı olduğundan dolayı söylüyorum. Yağ oranı da çok az. Peki. Bak biz sizi ne kadar olsun. Güzel dinledik değil mi? Buyurun Nurşan. Bak çok girmeden dinleyebiliyoruz. Çok naziksiniz. Ama bilir miyim? Sesinizi bastırdığım için bence. Hayır. Öyle düşünüyorum. Ben Nurşan Hanım'la konuşurken lafıma girmeyin lütfen ya. Lütfen rica ediyorum bak. Dinlemeyi bilmek var. Bir erdemdir Mine Hanım. Ay, lütfen yani. Bunu da sizden öğreneceğim demek ki. Çok şey öğreneceğim. İnşallah öğrenirsiniz. Güneş Hanım'a sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz Yusuf Bey'in tavrıyla alakalı? Bir şey demek istemiyorum. Bir şey düşünmüyorum yani. Güneş Hanım atışmayı seviyor. Ben müdahale olmayı sevmiyorum. Hani iki kişi hayır, konuşurken Yusuf Bey sizce olarak... gereksiz mi müdahale ediyor yoksa gerekli yerlerde mi konuşuyor? Şimdi Mine Hanım ve Ayşegül Hanım rahatsızlar. Sürekli lafa girdiğini söylüyorlar. Size göre gerekli mi giriyor, gereksiz mi giriyor? Tabii ki her yoruma girmesi gerekmiyor. Ben girmiyorum ben şahsen. Girmediğim için ekside peki, kalıyorum. Konuşmadığım için. Peki hiç Mine Hanım'ın ya da Ayşegül Hanım'ın yorumlarında aykırı Yusuf gelen Bey, bir şey olmuyor mu? Buyurun. Bir tek Yusuf Bey'e mi aykırı geliyordu?
de konuşuyor. Zaten şu anda masada aynı ortak konularda... Ya hemfikir evet. misin Mine Hanım'ın evet. ve Ayşegül Hanım'ın yorumlarıyla? Evet. Bir değişiklik. Neden bu kadar müdahale ediyorum diye soracak zaten. Olursanız Şahin. Tabii ki ama biraz sizin de sesiniz çıksın. Güneş Hanım. O müdahale edince ona Mine susun Hanım, diyorsunuz. Güneş Hanım'ın ben puanları kırılacak. Ben konuşun diyorsunuz. Niye konuşsun? Kimisini yapacağız biz? O mu konuşacak, ben mi susacağım? Siz sıra size geldiği zaman konuşun. Sıra bana geldiğinde konuşuyorum zaten ama üçüncü olarak da Güneş Hanım'ı çözdüm ben biraz. Açıklamak isterim. Yaptığımız eleştiri... Zaten strateji hayır, yapıyor dedin ona. Bir saniye hemen açıklamamı yapacağım. Çözdüm iki gündür. Hatta şu ana kadar da tam taşları oturturdum. Eleştirmek, puan kırmak gibi bir düşünce yapınız varsa onu kırın. Nasıl? Eleştirmek ve puan kırmak gibi bir düşünce. Yani rahat olun. Kırılır diye. Hayır yani öyle bir düşüncem kesinlikle yok. Şayet öyleyse. Ben beğendiğime beğendim yani diyorum, beğenmediğime beğenmedim. Yani sen puanı gitmesin ağzını açamıyorsun? Yok öyle bir korkum hiç yok. Ben hatta diyorum sezdim. Ki 50 bin lira kazanıp da ahireti kaybedecekse, kul hakkı yiyeceksek hiç kazanmayayım. Ben kız ne yapıyorsun ya aşağı? Hayır niye ben para için yani bir şey yapayım? Ben niye para için susayım? Aa, çok neyse. Yanlış düşünüyorsunuz. Kendileri çok fazla konuştuğu için benim az konuşmam onları rahatsız etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.